Evet, bugün Hayati'nin mekanındayız. Bu Hayati'nin oğlu Bulut. Bulut, ne yapıyorsun amca? Bak seni videoya alıyorum. Bütün Türkiye seni tanıyacak. Bulut, bütün Türkiye seni tanıyacak. Bu senin orozun mu? Tavuğun mu orozun mu amcam? Bulut pek mutlu değil. Bak bütün Türkiye seni tanıyacak Bulut. Bu senin orozun mu, tavuğun mu? Söyle bakayım. He Bulut. Bulut bunu oyuncak gibi bir sağa çekiyor, bir sola çekiyor. Ayşe Hanım. Hayati geleceğin horozcusu Bulut mu olacak, Rüzgar mı? Bulut. O tavuğu gelirken bana verir misin? Ben getireyim bunu ada pazarına, olur mu? He? Ha senin ağzını yerim bak. Bak bak ne diyor bak. Giderken diyor tavuğu sana vereceğim diyor. Tamam. Görüyor musun? Ne yaptı şeyi? Ayşe? Hı? Ne oldu? Burada da Hayati'nin burada arabaları çektik. Arabaları yıkadık güzelce. Burada arabaları yıkadık. Böyle ufak bir bahçe yapmış. Hayati bizim Marmaris'teki şirketimiz. Bulut da oğlu. Ve tavuğu hiç bırakmıyor. Şöyle biraz gidelim bakalım Hayati'yi nerede yakalayacağız. Burada da ocağımız var. Etleri yakmayın hanımlar. Evet. Hayati yakaladım seni çalışırken. Hep sen beni yakalıyorsun çalışırken. Abi çalışmadan olmuyor ya. Horozlara bakayım. Ne bu şimdi, horozlara mı veriyorsun? Hayır, horozlara. Suyunu değiştirdim. He. Günlük rutinik. Günlük. Yani Marmaris'ten buraya kaç kilometre oluyor şimdi? Yaklaşık 26-27. 26 Marmaris'ten buraya. Evet. Ciddi misin? Evet. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar, bu kadar adam emek ediyor. Oradan buraya 26. O zaman ne yapıyor? Ben nereden... geliyor bazen gece 1.30'da geliyor su değiştirmeye. Ciddi misin? Ciddi ya. Süper. Ne yapacak? Değiştirecek insan hiç. Ama arazi falan süper burada abi. Yani burada şeyi bırak. Yani ne bırakırsan bırak burada hayvan olur yani. Hey Hayati, anlat bakayım. Nasıl gidiyor hayat? Gitsin abi. Yazın bizim işler yoğun. Senin çok hor kullanıyorlar. Çok çalıştırıyorlar galiba. Sabah 6.30 gece 1. Sağ olsun Hayati. Evdekilere mi vakit ayırak? Horozlara mı vakit ayırak? Onu ver bana. Sen kapıyı açtı ver abi. Ben kapıyı açayım sana. Hadi bakayım, açtım bakayım sana kapıyı. Şöyle. Buyurun. Burada köy tavuklarımız var. Şu baştaki horoz neyin nesi? Baştaki horoz da boşver. Köyde tavuk var mıydı Türkiye'de bir kimette? Bak. Nerede? Ha, köyde bir tavuk var mıydı? Efendim? Böyle bir tavuk var mı? Benim kümeste var. İddia ediyorum kimse diyor galiba. Bende var. Maşallah horoz gibi ha. Kayıp tut der ya bunda. Bu şimdi senin yıllardır kullandığın tavuklardan biri mi? Hayır. Ama çok tipsiz bir tavuk ya. Horoz gibi. Ötüyor biliyor musun? Ciddi misin? Yeni geliyor. Yaşlı bir tavuk galiba bu. Damızlık tutmak işte öyle kolay değil. Hayati bak, terin dışına çıkan senin sevdiğin bir yavru var. Kendisi gidiyor abi, o aynen o da. Geçen sene dövenlerin bacısına benim apaçı damızlık horoz bindi, bu kız çıktı. Bunu damızlık olarak tuttuk. Erkek kardeşi yok. Erkek kardeşi yok. Güzel, kalemli boylu. Aynen bu yayı... Erkek kardeş olmasına da gerek yok yani. Aslı nesli belli. Direkt damızlık yapılacak pirinç. Bu yaylardaki horozların senin değil mi? Aynen. Çok güzel. Beraber sonra... Şimdi karşıya buraya kışlık yaptım güneş görüyor diye. Şimdi dayım aradan geliyor, malzemeler orada, gördüm bak demirler falan. Evet. Karşıyı o gördüğün yerden sonuna kadar komple
Kümesleri yapacağım yeni. Bana buradan bir dönüm ver ya. Abi gel beraber yapak ya. Ya hep bu. Herkes diyor ki tamam diyor, 500 metrekare bir dönüm verdim sana diyor. Hadi da. Gel buraya hiç... eve yerleş, evde aldın. Eyvallah, sağ ol kardeşim. Şimdi şuna bir bakalım. Maşallah. Bir anlat bakayım, bu horoz neyin nesi? Merak ettim. Bu bizim yıllardır dövüştüğümüz Apache'nin oğlu. Anne tarafında bunun efendilik var. Peki efendiler nereden geliyor? Soner Reisoğlu. Soner Reisoğlu'na. İnternette dolaşan Tayyar Pabuççuoğlu falan arşivlerden paylaştığı horoz vardır. Marmaris'li kör efendi diye. Tamam. Soner Reisoğlu'nun üretimidir. Soner Reisoğlu çıkarmıştır. Marmaris'li Nusret Aydın'a Güner Çakıroğlu ile hediye etmiştir. Onlar götürmüştür festivalde, Ankara 23 Nisan Festivali'nde dövmüştür. Oradan horozu iyi meblalar vermelerine rağmen George horozu hediye etmişlerdir. Bravo. Horozun aslı budur. Çıkaran da Soner Reisoğlu'dur. Şimdi Marmaris'in en iyi horozu şimdi Soner Reisoğlu mu oluyor? Soner Reisoğlu. Marmaris diyorum ama. Lökova demiyorum. Lökova'da aydın ben diyor. Abicim Soner abimiz yılların birikimi. Yeri gelir senin kümesinde sayamadın, damızın sayamadın hayvanı, o sana sayı verir. Benim kümesimde kimse bir şey sayamaz. Öyle Türkiye'yi takip eder. Türkiye, bütün iyi damızlıkların aslını neslini bilir. Soner, çok büyük ustadır, saygımız var. Soner Emre abime buradan selamlar söylerim. Bizim videolarımıza yorum da yapıyor. Bu peki hangi ay? Ocak mı? Bu Ocak 1 abi. Ocak 1. Yani 30 Aralık'ta çıktı da biz Ocak 1 diyorlar. Ocak 1 he. Peki kilosuz olacak değil mi? Valla boylu kalemli de aynen bir 200 civarı falan anca olur. Kuş burada, kemik, kuş kemikli biraz. Burada bilmiyorum, et yapar mı yapmaz mı maşallah. Aynen, boyu fiziği falan çok iyi abi, de aynen. İlla taş vurur bunlar. İlla. Bunlar taş makinesi abi bunlar. İlla taş vururlar. O kadar basit. Hayati de bilmeyenler arkadaşlar için Marmaris'teki şirketimdir benim. Herkes bilsin bunu. Ona göre herkes ayağını denk alsın. Öyle değil mi? Bunlar bizi yıllardır üzmeyen seri abi. Apache daha bunlardan hiç kayıp yok. Sen de hep standart kanlardan gidiyorsun. Hep aynı abi. Bozmuyorum yani. İyi bir horoz denk getirsem. Geçen sene dedim ya işte Murat Argın'dan 12'liği aldım. Evet. Onu Apache'leri kızlara vurdum. 6 oğlan çıktı. 20 maç. 16 galibiyet 4 beraber. Çok güzel. Antep'e verdim. 20'ye dövdü. 50'ye dövdü. Konya'ya acemi bir eriştemize verdim. Halamın damadına. Acemi ilk defa horoz dövüştürdü hayatında. Videolarla tarif ede çata çata da Türkiye'nin en büyük ustalarından bir horoz gitmiş oraya. 5 dövüştü. Ona çatmış. Hatta gece heyecanla paylaşmış. Hayati sen adamın dibisin. İşte Türkiye'nin en iyi ustasını horozunu attım dövdüm diye. O da bizi onur etti. Ya biz video ile gösterdik. Abi böyle yap, şöyle yap, bunu yedir, şunu yedir. Hazırlamış, almış, götürmüş. Peki bizim videolarımızı tavsiye ediyor musun arkadaşlarımıza? Biraz önce yazdı, söyledim ona. Messenger'dan yazdı. Aynen. Deniz başında seninle otururken. Bu da aynı ufak kilo. Çok güzel. Tahminen kaç kilo olur? Yine 2-200 civarı olur. Bunun da boyu çok güzel. Kilosuna göre deve yani. 2-200. Süper. Şurada şöyle bir güzel bir yavrumuz var. Maşallah. Bu geçen sene dövüşenlerin bende çıkan yavruların bacısından çıktı. Evet. Bu geçen sene bizde çıkarıp büyüttüğümüz müsabaka yapan yavrularımızın abi, kız kilo, bacısından çıktı. Kilosu ne bunun? Deve gibi bu ya. Maşallah. Vallahi bu 2-4-2-5 olur herhalde bu ya. Yere bıraksana bir görelim. Kaçıyor mu? Bu biraz kaçar. Şöyle bırakalım abi. Araya. Araya bırakalım. Abi boya baksana maşallah subhanallah. Bunun babası Kuşadalı Emin Avcı'nın damızlıklarından. Yani vücudu, onların torunundan. Vücudu çok. Baba çok iyi müsabaka yaptı burada. Vücudu herkes çok orantılı. Biz de damızlık kullandık sevdiğimiz abimizden. Geçen sene 2 yavru verdiydik. Yavru verince dedim abi horozu ver bana damızlık edeyim. Vücudu çok orantılı. Aynen. Maşallah. Tüm ayrıca. Arkadaşlar videoları izlerken maşallah diyelim. Çünkü emek var burada. O arada suları da değiştir. Suları şimdi, en son abi. Merak eden arkadaşlara da söyleyeyim. Hayatının baktığı şekilde. Burada kaç çeşit yem var ya? 10 çeşit var herhalde. Şu horozu boşaltalım ben otu şey yapayım buraya. Ben bak geçeyim buraya. He? Şöyle bir kasım yavrumuz var. Baba 12'lik.
Anne meşhur marulcu Aydın abimizin tavuğu. Bizim marulcunun ya. Aynen. Babayı ona verdiydim. Orada çıktı, bize baba hakkı verdi. Bu da güzel abi. İki kardeş onda var. Bu da fizikli çok güzel. Kaç kilo olur bu sezonda? Bu da 2-5 olur abi. Abi taş manyağı olur bunlar. Aynen. Kim ne dersiniz? Şöyle bir... Şöyle. Ay maşallah. Omuzlu. Omuzlu aynen. Yani, o 2015'te çıkan... Şimdi geçen gün onun muhabbetini yapıyoruz. Tamam mı? Bana Türkiye şampiyonu diyor. He. Yok şunu söyleyeyim. O Oros bugün olsa bitirmiyor. Ya enteresan vuruyordu ya. Dakikası olmuyordu. Yani o Oros... Abi, enteresan bir el vardı onda. Onu vuruyordu. İlla bizim arkadaş vardı. Benim çocukluk arkadaşım Muhammed. Onda da iyi bir Oros vardı. Herkes peşindeydi. Tutturdu ben dedi Aydın abi atacağım. Oğlum etme eyleme şudur budur. Gitti dövüşte attı. Üstü de o dövüş eline geldi, iki tane vurdu, dövüş bitti bir saat. Herkes onu söylüyor ya. İki tane vurdu. Şevket götürdü onu. Hatay'da Matay'da festivalde dövüştü. Ondan sonra Aydın abi işte orada ondan diyor. Türkiye şampiyonu diyor. Abi Oros hani herkes diyor ki yani diyor ki bir vurduğu zaman diyor onu vurdu Oros diyor sağ kalmaz diyor. Öyle mi? Maşallah. Şöyle bir Temmuz var. Geç yavrumuz. İki tane süpürdü. Yaptı, görelim. Enteresan bir şey. Çok iyi. Sistemi çok iyi. Eli çok iyi. Önüne yanına. Eksiksiz bir şey bu. Yani 2-200'de dövüş müsabaka yaptı. Maşallah. Bu sene iki tane maç yaptı herhalde. Aynen. Yani. Sezon sonu iki tane. İnşallah sezon, bu ilerki sezonda 3-4 tane müsabaka yapar diyor. Bu neyin nesi? Kendini çıkartan neyin nesi? Abi o damızlık. Damızlık mı? Suriye. Suriye. Dur onu da bakacağız şimdi. Hayatı sen de. Bu yavru. Orozumuz. Bugün benim elime aldığım yavru değil mi bu? Oranto dediğin. Bilmiyorum, sen bayağı yavru aldın ya. Geç. Şurada bir yine bir yavrumuz var. Maşallah. Bu da marulculardan galiba. Baba marulcu Aydın abimizin. Anne benim Anatolu'm. Apache Endones. Bunlarda silmelik var mı? Abi şuraya baksana ya, kilosunu dövüyor ya. Maşallah. Bir kere gördük, iyi elli bu. İyi elli. İyi de parılıyor. Bak neyi var biliyor musun? Ben şimdi özellikle şuna bakıyorum. Horoz kaşlı. Evet. Şimdi seninle bir damızlık hattım var, onunla bir damızlık hattı var. Horoz kaşlı olacak, patlak gözü olmayacak. Şöyle bir yavrumuzu da. Maşallah. Bu da kemikli. Valla kemikli boylu. Tüyünce aydın gör kardeş. Süper. Sağ ol. Allah razı olsun. Güzel bakıyorsun hayatta. Orantılı bakıyorsun orada. Şurada bir mart yavrumuz var. Apache. Daha yeni mart. He, bu senenin mart. Mart 20. Yeni horozlandı. Diğer karşı kümesteki Yanfes'in kardeşi bu. 3 ay sonra çıkmış. O Yanfes'i soracaktım mı sen neyin nesi diye. O Facebook atmama kararı aldım onu. Her attığımda nazar edecekler diye korkuyorum. Atma. Sürekli istiyorlar. İyi de bir yavru. Atma. Hatta bir abimiz var, isim vermedi. Dedi, ben video falan istemiyorum dedi. Ben 40 yıllık oğlumcuyum dedi. Bu yavruyu dedi gönder. Buna ya, dedi videoya gerek yok. Şimdi herkesin bir damızlık attı kovaladığı şey vardır. Aynen. Anladın mı? Şurada bir Brezilya'dır lan. Bunlar hep savaşçı adamın orozundan çıkmalar. Böyle satıcı adamların değil. En azından burada savaşçı bunlar, adamların sen söyle. Bunlar adam satmadı abi. Maşallah. Bunlar adam satan olmadı lan. Böyle bir. Bunlar elinin nitrosu çekmez. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Şubat 25. Bunun... Anne tarafı yine uzantısı Soner abimizin. Eski tavuğu vardır efendim. Tamam giderken ben getireyim bunu o zaman. Evet. Giderken ben bunu getireyim ortak. Maşallah. Ay maşallah. Şubat 25. Şubat 25 aynen. Bravo, çok güzel bakmış. Eğer geçen seneki yıllar gibiyse var ya hayatım. Başka bir şey demiyorum ya, sana. Ya buradaki hayvanların hepsinin ağzı çabuktur abi. Çabuk, onunla şüphem yok. Kalemine taşıma hakemdi. Senin o Adana'da... Baba değil bunun. Baba bunun arkadaş aldı bizim. 5 tane dövdü. İki müsabakaya senin ben yaptırdım. Senin o Adana'da müsabaka yapanlar gibi hani böyle kısa kısa bir su maç çıkartıyorsa bu... Geçen sene müsabaka yaptırdıkları da vardı öyle. 28 bu... dakika, 40 dakika, 23 abi, dakika. Abi o
Bisu. Nerede o Bisu Bisu? Festivalde birer su dövmek nerede ya? Yakaladın mı? Maşallah. Tüncayrını gör. Süper. İşte damızı kovalayan, müsabaka kovalayan adamın hali başka olur. Maşallah. Şurada bir ballımız var. Bu sene Muğla'da ben çok ballı gördüm ya. Bu gök kovalı. Turan abimiz vardır. İyi tanırım. Trabzonlu. Aynen. O hediye etti bunu. Sözü vardı. Biz ona idman falan da yaparız. Ben şu ballıların bir ayrı merakım var da. Bırak. Ben tuttum. Turan abi o maşallah. Sezon sonu yavrusu mu? Aynen geç yavru. Ağustos sonuymuş. Getirdik tülesin burada. Sana hediye mi ver Turan abi? Bunu hediye etti biz aynen. Bak boruza iyi bak. Bunlar dava oruz. Hayatı ben baktım buna dedi. Gördüm. Ben bunların kanını biliyorum. Bunlara iyi bak diyorum sana. Bunlar iyi bak. Bunlar dava oruz. Kendisi Tura... görmüş. Notunu vermiş. Turan abiye de selam ederim buradan. Turan abiye de bir şey yaptık. Evet. Burada Türkiye'yi mahalleden bir sürü oros çıkardı. Evet, her sene bir iz bırakan hayvan çıktı. Bir tane aynen. Çok iyi bir horoz çıktı bu sene. Alper'e gönderdik Çanakkale'ye. Alper Ula gönderdik. Dişte... Burada Alper abiye de selam olsun. Benim için yeri çok farklıdır. Buradan... Canımı verebileceğim adamlardan birisi. O kadar çok değer veririm. Buradan Alper Ul kardeşime ben de selam ederim. Ben şahsen kendisiyle tanışmıyorum ama ortaklarımız, şirketlerimiz hep bir aynı noktaya değiniyoruz. Evet. Buradan canım kardeşime selam ederim. Öbür tarafa geçelim. Şu horozu çıkartır mısın? Ha bu horozu ceza alı ya. Hayır ben çıkart... Tavuk. Ya. Yakalatma gel buradan çek. Olsun sen çıkart onu elinde tut. Adın kırmacı kalacak şimdi senin. Şimdi Hayati Şimşek'in damızlığı bu arkadaşlar. Abi niye erkeğe gösteriyorsun? Göstermek zorundayım mecbur. Türkiye kayıp. Varsa kilo seçmez gelsin. Ha, gelsin iyi yumurtlatır. Yeter. O cezalar. Bu tavuklara bindiği için. Şimdi çocukları da çekelim. Burası muhteşem bir yer. Rüzgar. Tuğsem gelin bakayım. Rüzgar. Rüzgar, ineklerden korkmuyor musun oğlum? Ha? İneklerden korkmuyor musun? Korkuyor, yanaşmıyor ya. Yanaşmıyorum ben. Yanaşmıyor, niye? Ben kesinlikle oradan yanaşıyorum. Sev kızım. Gel bak gel. Tuğsem zaten horozcu. Oradan yanaşıyorum ben. Hadi bir sevin bakayım. Tosundan uzak dur. Tuğsem. Tosundan uzak dur kızım. Keçiyi sev. Hayatım bu tarafı suladın mı? Bu da Nisan sonu. Her tarafta bir horozla yetişemiyoruz. Evet bravo. Çok güzel. Arkadaşlar muazzam bir yerdeyiz. Böyle bir yani böyle güzellik böyle bir şey yok ya. Gerçekten imrendim yani. Hayati burası on dönüm var mı kardeş? Oo. Orası teyzenlerin onlar patladı. Sen şimdi giderken burada Arap durdu. Ne yaptın o araba? Değiştirdim abi gelini. Ne zaman değiştirdin? Denizden gelince değiştirdim. Sırayla ben bunlar her gün birer saat öyle geldim mi toprakta işelendiriyor. Maşallah. Bu içeride Allah. Gördüğün araba kardeşi bu. Öz kardeş. Bu ballılık nereden geliyor? Aydın abinin tavuk. Kasımlardan mı? He Kasım'ın kardeşi bu. Ha, o zaman bana bak. O bak bana bahsetti bir tane tavuk vardı onun. Evet. Tamam mı? Beni iyi dinle. Bahsetti bir tane tavuk vardı çok iyi dediği tavuk. Hatta Ümit de onlardan bir şeyden almış. Eğer aynı tavuktan bahsediyorsak
Dinliyor musun beni? Evet. Eli tartışılmaz olur bunların. Baba neydi bunun? 12'li. He. Sen onu bunu boş ver abi, sen buraya git. Abi bak işaretlere baksana, kanadın üstündeki işaretlere. Yemişim işaretlerini. Gel sen bunun işaretine bak. Bunlar kayıpsız seri. Bunlar çok çok olur bunlar çok. Bunların kayıbı yok bunlar zaten. Bunlar inat çalışmak. Eder dibine kadar Hint orosu. İşi çalışmak. Bu ne, hangi ay yavrusu? Aralık bu. Aralık. Maşallah. Kilosuz olacak. Aynen 2-2-3 civarı olur. Güzel. Taşını da vermeye başladı. Apaçilerin özelliğidir. Taşını benim, verir. Benim taşçılar da aynı. Çok taş verir. Bak benim Ocak 15'lerin ondan fazla taşı var. Şöyle gel bak atayım kümesi teşekkürler. Diye tamam. Tüyün çayırındır. Abi bakın farklı bir şey. Abi kendin gördün bak kaç çeşitim var. Hangi ay yavrusu? Şu Aralık. Bak. Aralık. 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 Gaga burası suymuş, onun gagasını alalım istiyorsan. Aradım, para var alırız biraz. Birazdan alacağım. Daha da bulundu, ben geçen düzelttim onu. Hepsini birden aldım. Şu yan fesini bir yıka bakayım yüzünü görelim. Çok sıcak buralar ya. Bugün buralar, kaç dereceydi? 45 derece vardı bugün. Aynen. İki hafta önce o meşhur sıcaklarda 56-57'yi görüyorduk bir dereceden. Ne diyor ya? 56. Ben bunları... O zaman siz cehennemi görüyorsunuz bildiğin. Daha Marmaris'ten bunları buraya yıkamaya geliyordum. Kovaya sokuyordum. Geliyordum hemen geri işe gidiyordum. Düşün. İki tur adam buluyordum dolmuşu. Biz iki... Kaçmaz bu. Canlı ayakta para vermez diyorsun. Maşallah. Abi sıcak iklim orozu ya bunlar ya. Hayati tahminen kaç kilo olur kardeş bu? Vallahi 200-300 anca olur ha, biraz kuş kemikli bu. Şey fiziğine bir bakayım mı şunu, şöyle dokunma. Usta bir el atsın bakalım. Kaç kilo olur diyor? 200-300 anca olur bence. Şu anda bu oros geleceği kiloyu söyleyeyim sana. 2 kilo 200, 2 kilo 100. Şu anda bu oros 1950. Aynen. 200-300 falan olur ya. Olmaz. 2 kilo 200 geçmez. Ama kemik yapısı, kemik yapısı, kanat yapısı. Apaçilerin kırmaz. Kolayca kanat kırmaz abi bunlar. İpek ya. Aynen. Bu apaçilerin özelliği. Peki bu yan feslik neyin nesi? Yan feslik anne tarafından attı bu sene ya. Apaçta pek yan fesli yoktur. Nasıl anne tarafı? Anne tarafı neydi ki? Şey baba tarafından at. Yok anne tarafından attık ya anne. Anneye bunu şey falan da girdi. Murat abiden aldım. Soner abiden gelen efendi tavuğa apaçiyi çektim. Tamam. Çıkan kıza İzmir Kiraz Festivali'nde kupa aldığım horoz vardı. Onu çektim. Ondan çıkan kıza da Murat Argan'dan aldım. 12'liyi çektim. Kilosuz vardı bir horoz. Onu ne yaptın? Damızla. O dedim ya sana Sakarya'ya verdim diye Yasin kardeşimle. Damızla. Sana kullan dedim orada. Hani orada dedim ya sana yaptım, istiyorsan bir geçireyim mutlaka kullan. Babaları o işte bu oros. Bak bunun içeride alt gözle gördüğün onun şu filme hepsinin babası Apaçi. O gönderdiğin oros. Evet. Ne yapacaksın? Hadi diyeceğim sana gelir kullanır. Sıkıntı yok. Yok benle değil. Sen ne alacaksın? Geri alma şansın var mı? Alırım. Sıkıntı ha. Yok. Her zaman görüştüğümüz çok. Tamam. Sıkıntı yok. Mütevazı bir insan abi. Bizim insanlara yamuk gelmez kardeş. Maşallah. Şurada bir güzel bir yavrumuz var. Bu kümesleri kim yaptı böyle? Boyuna göre mi yaptı? Sana göre yapmadı bunu. Sağ olsun Soner abimiz yaptırdı bunu İzmir'den. Çok sağ olsun. Kendi boyu 2 metre. Kendine göre yaptırmış. Bizim boy 1.70 düşünmemiş. Yani bu kendine göre... Bir sandalye göre... koyuyoruz ha 3 kat. Ama bu kümesler 1000 sene yağmurun altında kaldı. 10 sene oldu biz yaptıralım. Bak bir tane şişme var. Böyle kaliteli kümes. Vallahi... Bir daha da bulamadık. Evet. Adam yapmıyor artık. Malzemesi üzere. Bu ne nesi? Bu maşallah. Geçen sene müsabaka yapanların bacıdan.
Babası da bizim Tamer Çelebi'den aldığımız dedim ya. Çok iyi bir horoz verdi. Erkek peşindeydi. Salla ben ona geçen sene iki yavru verdim. Salarsak kaçar. İki yavru kaçar verdim. Kümesini sal o zaman. Kümesini sal. Alacağım. Kemene bakacağım kendine. Ha, kilosu da güzel bunun. Aynen. Çok iyi. Çok iyi abi. Gördük bir iki üç dakika abi. Kendisi de iyi maşallah. Hangi ay yavrusu? Ocak 1 bu. Bunlar demin orada gösterdi ama hep 30 Aralık çıktı. Ben Ocak 1 diyor. İyi. 2 dakika zıplattım hemen kendini yaptı bak. Sıkmış abi. Sanki bunlar seni al doğuşa getirdi yani. Kuştu görüyor musun? Bir de tüy de yapmaz sizin burada. Burası daha serin. Yapmaz diye umuyorum. Yapmaz. Bazen belli olmuyor. Seni değiştireceğim mi? Hadi onu değiştirelim. Orada bir şey var. Irak. Ben de böyle ağır kilo çıkmaz da babadan dolayı çıktı. Bu ne nesi? Aynı kardeş biraz öncekiyle. Ana baba bir. Yani bu horozda şu an 2-8 kilo. Ben de 2-8-3 kilo arası tahmin ediyorum elim aldığımda. Olacağı kiloyu söyleyeyim sana. 3 kilo 100. Olur abi, 6 dal gibi ya. Keşke 3 kilo 100 olsun. Baba çok fizikliydi bunun ha. Abi ne dal gibi ya, altını görmüyor musun ya? Babaya kimse horoz atmıyordu. 2-950 idi, deveydi. Abi bunu attırım attırım çok iyi. Attırım attırım çok iyi ya, sen şey yanıldın abi. Attırım attırım çok iyi. Ne yakalarız sonra? Attırım attırım çok iyi abi. Olacağı için yüzdür. İnşallah öyle olur. Ahmet sana rakip. Büyüdün mü? Bu videoyu izlersen sana rakip bak. Ahmet Avcı kardeşim, çok sevdiğim kardeşimdir. Ha, benim de değer verdiğim bir arkadaşım. Beraber çok gittik sağa sola festivale. Yakala. Yol arkadaşlığı yapmıştık. Yakala. Tavukları bilmesin. Orada yakala. Ama horoz var orada. Şu an yavru almıyorum ben ya. Horoz var orada. Yok, erkek olsun diye koydum. Evet. Şu an erken abi bizim burada. Şurada bir çimlemiz var. Maşallah. Atmaca gibi yakalıyorum bu hayatı. Bu neyin nesi? Bu da aynen baba parçası. Anne? Anne, Maruç Aydın abimizin silmeleri. Bu da ufak tiklet. Gördün bunu. Kasım mı? Maruç'a da Facebook açtım ben. He, gördüm. He. Anladım zaten. İstek geldi. Aha dedim. Ha, altına, ilk arkadaş sensin. Altına da Marulcu yazdım. Diyor ki Marulcu yazma diye. Dedim herkesini Marulcu olarak biliyor dedim. Başka ne olacak diye. Bu ufak kilo. Maşallah. Ama gördüm bunu. Güzel. Ağzına çabuk. Aynı apaçiler gibi. Önden şey yapıyor. Bu biraz uyumlu güzel. Eskisi gibi apaçiler çok uyumlu. Aslında şey. Bu bizim Fırat yok mu? Geldi ya senin yanına. Evet. Fırat'ın sevdiği tarzı olsun bunlar. Fırat kardeşimiz izledi ya 2-3 dakika ona dedim ya Urfa Genç Grubu'ndan da Recep abimiz vardı burada. He. Bir kardeşimiz beraber mi geldiler? Horoz almış bir yerden. He. 2600-2700 iyi diye yavru almış yani 13-14 aylık. Getirdik bizim ocak yavrularının önüne attık bir ekşer dakika. Fırat kardeşimiz beğendi yavruları. O sever. Senin tarzını sever. Canlı izleme fırsatı buldu yani. Zaten fark etmiyor yani. Yeter ki iyi çıksın. Bunu kümesine koyalım. Hayatta son olarak bir şey söyle, videoyu kapatayım. Herkese selam. Herkese selam, aynen. Dur. Bizim gibi tüm emekçilere selam olsun. Evet. İntorobilizm aşkımız. Az geçemiyoruz. Önce ailemiz, sonra horoz. Aynen. Maşallah. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.